Borsa İstanbul gün sonu programını sunar. Bir Ağustos Çarşamba, haftanın 3. işlem gününe hoş geldiniz efendim. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Bir kez daha Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz efendim diyelim. Ve bugün de 31 Ağustos ve Euro bölgesinden enflasyon rekor kırdı. ABD tarafından ise bakıldığı zaman gözler tabii ki tarım dışı istihdam rakamlarında. Ve özellikle Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından olumsuz fiyatlanmaya devam ediyor. Çünkü enflasyonla ilgili acı reçete sundu Powell ve bundan sonraki süreçte FED'den bir miktar daha şahin adım bekliyor. Piyasalar bizim tarafta da büyüme rakamları açıklandı. Aynı zamanda zorunlu karşılık tebliğinde bir değişiklik var. Hepsini tartışacağız ama önce konuklar diyelim, sonrasında haberlerle devam ediyoruz. Evet, birbirinden değerli isimler birazdan bu ekranlarda olacak. Hem doları hem borsaları hem de tabii ki küresel piyasalardaki beklentileri tartışacağız. Sabah saatlerinde önemli datalar geldi. Japonya tarafından sanayi üretim rakamları açıklandı ki o tarafta birlik bir artış var. Beklenti ise -0.5 daralması yönündeydi. Ancak Çin tarafından gelen özellikle imalat PMI rakamları oldukça kötüydü. Özellikle beklentilerin altında kaldı ki eşik seviye olan 50 seviyesinde gerisinde kaldı. Burada beklenti 49.2 iken 49.4 geldi imalat PMI. Ancak bir önceki rakam 49'du. Yine de 50 seviyesinin aşağısında. İmalat dışı PMI'ye baktığımız zamansa 52.3'lük beklenti varken 51.7 geldi. Türkiye tarafında büyüme rakamları ise 7.5'lik beklentiye karşın 7.6 olarak duyuruldu. Tabii büyüme rakamlarına ilişkin açıklamalar da geldi. İstanbul Sanayi Odası Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve MÜSİAD Başkanları değerlendirmelerde bulundu. Önce bu açıklamaları iş dünyasından dinleyelim, sonra devam edelim. TÜİK ikinci çeyrekte Türk ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre %7.6 büyüdüğünü açıkladı. İş dünyası temsilcileri %7.3'lük beklentiyi aşan bu veriyi sonrası değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına yönelik yaptığı değerlendirmesinde yüksek büyüme odaklı hedefe uyumlu şekilde bir büyüme skoru elde edildiğini vurgulayarak, Türkiye 2022 yılının ikinci yarısında %7.6 büyüyerek ülke ekonomisi yılın ilk yarısı boyunca güçlü büyüme performansını korumuştur ifadelerine yer verdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak değerlendirmesinde büyümenin sektör dağılımı ve yatırımların artmasının sevindirici olduğunu belirterek bu olumlu veri son iki çeyrekte küresel anlamda ivme kaybına rağmen 2022 yılı büyüme hedefi olan %5'lik büyümenin yakalanabileceğini hatta bu hedefin üzerine çıkabileceğimizi gösteriyor dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı %7.6'lık büyümeyi oldukça değerli bulduklarının altını çizerek, yılın 3. çeyreğinde nispi bir yavaşlama gözlenen ekonomik aktivite, ekonomi yönetimi tarafından alınan son tedbirlerle birlikte ivme kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların ülkemize yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyoruz dedi. Merkez Bankası da yaptığı değişiklikle ticari mevduatlardaki zorunlu karşılıklar hakkında tebliğe dahil ederek kur korumalı mevduat dönüşüm oranlarına dair zorunlu karşılık oranlarını güncelledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı değişiklikle ticari mevduatları da zorunlu karşılıklar hakkında tebliğe dahil ederek kur korumalı mevduata dönüşüm oranlarını güncelledi. Resmi gazetede yayınlanan ve 2 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeye göre tebliğin 10B maddesinde yer alan gerçek kişi ibaresi gerçek ve tüzel kişi olarak değiştirilirken, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan dönüşüm oranları da yeniden düzenlendi. Buna göre önceki halinde gerçek kişi dönüşüm oranı %5'in altında olan bankalar ilave 5 puan, dönüşüm oranı %5 ile 10 arasında olan bankalarsa ilave 3 puan döviz cinsinden, zorunlu karşılık tesis eder şeklinde olan ibare, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı %10'un altına ilave olarak 5 puan,
%10 ila %20 arasında olan bankalarsa ilave olarak 3 puan zorunlu karşılık tesis eder şeklinde değiştirildi. Söz konusu zorunlu karşılık tesis uygulaması, liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında 27 Mayıs 2022 tarihinde hayata geçirilmişti. Evet, bugün aynı zamanda petrol merkez bankalarının politikalarını sıkılaştırması ve Çin'in sıfır Covid-19 stratejisini sürdürmesi sebebiyle daha yavaş bir küresel büyüme endişesinin hakim olduğu bir gün. %3'e yakın Brent ve NYMEX tarafında düşüşler var. Peki bu düşüşlerde merkez bankaları politikalarını sıkılaştırma beklentileri nereden kaynaklanıyor? Tabii ki Jackson Hole toplantısından. Bu toplantı sonrasında Fed başkanlarından faiz ve enflasyon yorumları geldi. Bugün birçok açıklama var Williams'tan da. Birazdan detaylandıracağız ama önce bu haber bandımızı izleyelim, sonra devam edelim. Bu yıl 25-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısından sonra Fed başkanlarından açıklamalar gelmeye başladı. Fed'in Şahin kanadında yer alan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkın, Fed'in fiyatlardaki yükselişi yatıştırmak için çabalarını çekinmeden sürdüreceğini, ancak enflasyonda gerilemenin sorunsuz bir süreçte olmayacağını söyledi. %2 enflasyon hedefimize dönmeye bağlıyız ve bu hedefi yakalamak için ne gerekiyorsa yapacağız diyen konuşan Barkın, resesyonun bu süreçteki risklerden biri olduğunu da vurguladı. Diğer taraftan güvercin açıklamalarıyla tanınan Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic ve New York Fed Başkanı John Williams da faiz ve enflasyonla ilgili yorum yaptı. Atlanta Fed Başkanı Bostic, enflasyonun yavaşladığına dair gelecek verilerin kendisinin Fed'in son iki toplantıda yaptığı 75 baz puanlık faiz artırımlarından daha düşük bir faiz artırımı yapmasına destek vermesini sağlayacağını söyledi. Bu yaz veriler enflasyonla mücadelede iyi haberlerin pırıltılarını gösterdi diye konuşan Bostic, burada anahtar kelime pırıltı, enflasyon konusunda zafer ilan etmek için çok erken olduğu açık dedi. Güvercin tonunu Şahin'e çeviren New York Fed Başkanı Williams'a faiz oranlarının yükselmeye devam etmesini ve enflasyon bastırılana kadar o seviyelerde kalmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Bir süre için sınırlayıcı bir politikaya sahip olmamız gerekli diye konuşan Williams, bu bizim için çok kısa bir dönem için uygulayacağımız ve sonra rota değiştireceğimiz bir politika değil dedi. Bir başka zor kıtaya geçelim. Bugün veri de geldi o kıtadan. Enflasyon rekor tazeledi ve bakıldığı zaman 8.4 oldu ki beklenti 8.1'di. Önceki datanın da çok çok üzerinde. Birazdan paylaşacağız ancak Avrupa Merkez Bankası üyesi Joachim Nagel, resesyon korkularının faiz artırımlarını ertelemesine izin vermemeliyiz dedi. Geçen hafta da Olli Rehn ve aynı zamanda Schnabel'den açıklamalar gelmişti. O tarafta özellikle Jumbo faiz artışını destekleyen açıklamalar var. Goldman Sachs açıklamalarda bulundu. Birazdan konuşacağız. Önce haberi izleyelim, sonra devam ederiz. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro bölgesinde bir ekonomik daralma yaşanacağı endişelerinin enflasyonla mücadele için borçlanma maliyetlerini yükseltme adımlarını rayından çıkarmaması gerektiğini söyledi. Potansiyel bir resesyon korkusuyla faiz artırma adımlarını ertelememeliyiz diye konuşan Nagel, ampirik verilerin önden yüklemeleri faiz artırımlarının acı verici bir ekonomik daralma riskini minimize ettiğini de savundu. Geçtiğimiz toplantıda ECB'nin 50 baz puan faiz artırmasına destek verdiğini belirten Nagel, 50 baz puana destek verdim çünkü daha büyük bir adım gelecekti. Fiyat artışlarına yönelik beklentilerin kontrolden çıkması riskini minimize ediyor dedi. Evet, bugün küresel piyasalarda temkinli bir seyir var. Ancak iş tarafta bakıldığı zaman enflasyonun yüksek olması, aynı zamanda tabii ki Merkez Bankası'nın son faiz indirimiyle birlikte Borsa İstanbul önemli bir enstrüman olmaya devam ediyor. 3189 puan seviyesinde, dolar tarafındaysa 18-18'lerdeyiz. Bir fiyatlamalara bakalım, sonrasında da Onur Canbal'la konuşacağız efendim. Borsa İstanbul rakiplerine nazaran %1000 üzerinde primli ki bugün de büyüme rakamları geldi. %7.6 olarak açıklandı, 7.5'lik bir beklenti vardı. Önceki rakamında üzerinde olduğunu hatırlatalım. Kurlara baktığımız zaman ise dolar tarafındaki tansiyonun yüksek kalmaya devam ettiğini gördük. Artık euro ile işte dolar fiyatlaması neredeyse aynı. 18-18 euro dolar Türk lirası fiyatlaması. Euro TL'ye baktığımızda da orada da 18-20'lerden geçiyor. Ancak euronun bir miktar tabii küresel ölçekte daha zayıf seyretmesi tabii ki TL tarafında bir miktar daha az değer kazancını gösteriyor. Küresel piyasalarda tabii ki özellikle negatif seyirin olmasına ilişkin UBS Varlık Yönetiminden Neumann'ın bir açıklaması vardı. Kesin olan şey piyasalardaki görünümü öngörmenin hiç de kolay olmadığını söyledi. Baktığımız zamansa pek de haksız sayılmaz. Hem Avrupa tarafından hem de
FED tarafından özellikle yükselen enflasyondan ötürü bir miktar daha agresif faiz artımları bekliyor piyasalar. Dolar endeksine baktığımız zaman ise geçen hafta özellikle Jerome Powell'ın enflasyona karşı acı reçete sunmasıyla birlikte 108'lere kadar gelmiştik. Bugün ise haftanın 3. işlem gününde de 109'lardayız. Euro-dolar paritesi şahin tonda açıklamalar sonrası bir miktar bir seviyesine tutulma çabasında, ancak FED mi, ECB mi daha şahin olacak beklentisi koyduğumuz zaman iki teraziye FED'in çok daha ağır bastığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Dolar yan tarafında da oldukça kritik bir seviyedeyiz. Eylül ayı itibariyle özellikle FED'den bu piyasa beklentilerinde 75 bas puanlık bir artış gelmesi olası gibi duruyor. Orada da 140 yene kadar geldik ki 140 yenin aşırı alım bölgesi olduğunu ve daha öncesinde de kar satışı gelen bir bölge olduğunu söyleyelim. 135'ler ise burada aşırı satış olup alım gelen yer olduğunu da belirtmekte fayda var. FED tarafından Master'dan bir açıklama vardı. Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, FED'in federal fonlama faizinin %4'ün üzerine çıkması ve bir süre için orada tutulması gerektiği görüşünü tekrarladı ki burada Ohio eyaletindeki Dayton Ticaret Odası'nda konuştu Mester ve bu anlamda FED'in çok yüksek olan enflasyonu bankanın hedefine doğru geri getirmek için gelecek senenin ilk çeyreğine kadar faizleri %4'ün üzerinde tutması gerektiğini söylüyor. Bugün ise Amerikan vadelerde bir dipten dönüş gördük. Sabah saatlerinde özellikle Çin'den gelen son veriler piyasalarda hareketli olmuştu. Ülkedeki imalat aktivitesi elektrik kesintileri ve artan vakalardan dolayı ikinci ayda da daralmıştı. Çin'de Şangay borsası %1.2 düşerken Japonya Topix tarafında da 0.4 puanlık bir geri çekilme yaşandı. Capital Economics'ten bir açıklama var. Türkiye'ye dair bir açıklama geldi. Türkiye'de bugün açıklanan büyüme rakamları sonrası Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte güçlü şekilde büyüdüğünü ve ancak bu dönemde ülkenin dış kırılganlıkların arttığını ve liranın kayda değer kayıplara yatkın olmaya devam ettiğini söyledi. Dolayısıyla da hem enflasyonun kemikleşeceğini hem de cari işlemler açığının yüksek kalmaya devam edeceğini söylüyor Capital Economics. Diğer taraftan Euro bölgesinde rekor kıran enflasyon datası sonrası Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Nagel'ın güçlü faiz artış sinyali geldi. Aynı zamanda biliyorsunuz Bundesbank Başkanı Joachim Nagel olarak geçiyor ki yüksek enflasyon verisi sonrası güçlü faiz artışını vurguladı ve Euro bölgesinde enflasyon 9.1'e yükseldi ve bu anlamda ekonomist beklentilerinin oldukça üzerine çıktı. Bugün de Avrupa borsalarında karışık bir seyir olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan Bank of America Merrill Lynch, ECB'nin özellikle gelecek hafta yapacağı yönetim komitesi toplantısında 75 bas puanlık bir faiz artışını vurguladı. Goldman Sachs da yine aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'ndan 75 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. Bu anlamda 8 Eylül'de yapılacak olan toplantı öncesi bahisler daha çok Avrupa Merkez Bankası'ndan 75 bas puanlık faiz artışı yönünde. ABD tarafındaysa özel sektör istihdamı Ağustos ayında tahminlerin altında kaldı ve bu anlamda 132 bin kişi artarak tahminlerin aşağısında kaldı. Bu cumada gözler tabii ki ABD tarafından açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamlarında, aynı zamanda işsizlik rakamları ve ortalama saatlik kazançlarda oldukça kıymetli. 10 yıllıklar 3.12'lerden geçiyor, 2 yıllık veriler ise 3.45'lerden, yani kabaca 35 bas puanlık ABD tarafında 10 ve 2 yıllık tahvil faizleri arasındaki spread farkı devam ediyor. Bu da resesyon ve enflasyon endişesinin devam ettiğini gösteren önemli bir ölçü olduğunu belirtelim. Tabii Çin tarafında özellikle gözler 16 Ekim'de yapılacak olan Xi Jinping'in 3. dönem güvence altına almasının yolunu açması beklenen büyük bir siyasi olaya geçmiş oldu. Büyük bir toplantı yapacak Çin Komünist Partisi ve bu anlamda hem Çin'in sıfır Covid politikası hem de büyüme hem de işte yakın dönemde yaşamış olduğu dış politik gerilimlerle ilişkin haberleri takip ediyor ki bugün de piyasalarda özellikle Çin'in gelen kötü dataları sonrasında petrol fiyatlarında bir satış vardı. Gördüğünüz gibi 96 dolardan geçiyor. %3'e yakın bir düşüş görmüş olduk. Güçlenen dolarda tabii ki ons altın fiyatlarını baskılıyor. 1714 dolara kadar geldik. Son olarak da bir kripto paralara bakalım. O tarafta da Bitcoin fiyatlarında zayıf görüntü, 20 bin dolar seviyesinde şu anda piyasalarda tam anlamıyla bir resesyon fiyatlaması olduğunu belirtelim ve konuğumuza gidelim. Onurcan Bal olacak karşımızda, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı. Onurcan, öncelikle elimize hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Küresel piyasalar kısmen daha negatif. Yani bakıldığı zaman Asya'da özellikle sabah saatinde Çin imalat PMI rakamları daralmanın devam ettiğini gösteriyor. Artık 16 Eylül tarihinde tabii ki Xi Jinping'in Çin Komünist Partisi'ne yapacağı vurgular çok kıymetli. ABD ve Avrupa tarafında ise artan enflasyon endişesiyle birlikte daha şahin tonda mesajlar bekleniyor. Ancak bizim borsaya baktığımız zamansa tam tersi bir tablo var. Sence neden? Evet, Borsa İstanbul tarafında Ağustos ayından bu yana zaten güçlü bir yükseliş eğilimi gözlemliyoruz. Bu dönemde finansal sonuç açıklamalarıyla birlikte başlayan pozitif ayrışma eğilimi hala daha belli sektörler desteğine devam ediyor. Bu tarafta özellikle hani son dönemde biraz daha artan yabancı ilgisi, bununla birlikte yüksek enflasyon ortamı ve alternatif getiri aracının sınırlı olması sebebiyle yerli yatırımcının borsaya olan devam eden ilgisi ve içerisinde bulunduğumuz yükseliş trendi kanalı. Tüm bunlar endeks tarafında pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Bugüne baktığımız zaman biraz daha ulaştırma sektöründeki alımların endekse katkı sağladığını görüyoruz. Yani bugün en fazla endekse yükseliş katkısı veren hisse Türk Hava Yolları. Yine burada bankacılık tarafında yani hisse bazında sektör içerisinde ayrışmalar olsa da yine bankacılık sektörü de endeksteki yükselişlere destek vermeye devam ediyor yüksek gün içi volatiliteyle birlikte. Yine bunu biraz daha petrokimya sektörü ve yine perakende sektöründe desteklediğini ve özellikle hani bu tarafa destek verdiğini, endeksteki yükselişlere katkı verdiğini söyleyebiliriz. Yurt dışı piyasalarda risk iştahında zayıflama görüyoruz ama endeks tarafında bu yükseliş kanalı içerisinde kalındığı sürece bu pozitif ayrışma eğilimi sürebilir, etkisini devam ettirebilir. Çünkü içinde bulunduğumuz süreç dediğim gibi yani yüksek bir enflasyon ortamındayız. Mevduat faizleri oldukça düşük. Yani burada biraz daha borsa dışında yerli yatırımcının alternatif bir getiri aracı yok. Bununla birlikte son dönemde biraz daha artan yabancı ilgisi ve özellikle ikinci çeyrekte güçlü gelen bilançoların hani biraz daha temel beklentilerle belli sektörleri desteklemesinin etkisini gözlemliyoruz. Ama ilerleyen süreçte bu trend kırılacak olursa endekste bu sert yükselişlerin ardından olası düzeltmelerinde sert gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Bugün özelinde Ağustos başından bu yana süre gelen yükseliş trendi 3150 seviyesinde bulunuyor. Hani bu hafta sonuna doğru 3200 seviyenin üzerine gelmiş olacak. Endeks tarafında bu yükseliş kanalı içerisinde kalındığı müddetçe mevcut pozisyonlar korunabilir veya kısa vadeli hareketler hani ayrışma sektöre bazı ayrışmalar dikkate alınarak değerlendirilebilir ama trend altında özellikle 3100 puanının altında biraz daha endekse satışlarınız kazanabileceğine dikkate almak lazım. Çünkü dediğiniz gibi küresel çapta önemli risk başlıklarını konuşuyoruz. Yani burada merkez bankalarının zaten enflasyonist baskılar nedeniyle şahin tutumunu koruyor olması, yine Avrupa'da enerji krizi ve ilerleyen süreçte daha ciddi bir resesyon beklentileri, yine Çin'deki yavaşlama, Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok önemli risk başlığını konuştuğumuz bir ortamdayız. O nedenle yurt dışında zayıflamanın ve zaman zaman dalgalanmaların yaşandığı bir süreci gözlemlememiz mümkün. Endeks tarafında da teknik olarak bu yükseliş trendinin kırıldığı teyit edildiği zaman yurt dışında da negatiflik devam edecek olursa, sürecek olursa endekste de sert düzeltmeler görebiliriz. O yüzden evet, biraz daha dikkatli olmakla birlikte bu kanal içerisindeki hareketi izlemeye devam ediyoruz. Eylül ayı genel olarak Onurcan bir miktar zorlu geçecek deniliyor. İşte bugün 31 Ağustos, yarın Eylül'ün ilk işlem gününü birlikte karşılamış olacağız. Bugün bakıldığı zaman ABD tarafında ADP datası, özel sektör istihdam rakamları aslında pek de İslam tarafındaki o sıkılaşmanın devam etmediğini gösteriyor. Öncü gösterge olarak eğer baz alırsak 132 bin kişi arttı ki Temmuz ayında 270 bin kişi artmıştı. Bunun tabii büyük ölçekli firmalarda dağılımı 54 bin istihdam, orta ölçekli de 53 bin, küçüklerde ise 25 binlik bir artış vardı. Örneğin ADP baş ekonomisi Neil Richardson diyor ki verimsiz muhtemelen ekonomide birbiriyle çelişen sinyaller sebebiyle şirketler istihdamın daha ölçülü bir hızla arttığını gösteriyor. Şimdi bu kadar resesyon endişesini konuştuğumuz bir dönemde Eylül ayında Jackson Hole toplantısında gördük ki acı reçeteyi ödemeye hazır bir FED var. Dolayısıyla küresel bacakta özellikle Eylül ayı borsalar için bir satış ayı mı olacak? Bir ayı piyasasının başladığı yeni bir dönem mi olacak? Çünkü ECB tarafında geçen hafta Scholz'tan ve aynı zamanda Schnabel'den gelen açıklamalar vardı. Bugün Nagel'dan, Bundesbank Başkanı'ndan gelen açıklamalar. Orada jumbo faiz artışını istiyorlar 75 bas puanlık. Hani tüm bunlar bizim Borsa İstanbul'un dışarıdaki korelasyonun kopması, bugüne kadar kopmuştuk, pozitif ayrışmış. Tam tersi oraya uyum sağlayacağız yoksa biz aynı şekilde yolumuza devam eder miyiz? Yani tabii şöyle söyleyeyim yani bu trend içerisinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı teknik olarak beklenebilir ama trendin kırılmasıyla birlikte ben biraz daha yurt dışı piyasalarla olan korelasyonun yeniden artış kaydedeceği görüşündeyim. Küresel taraf açısından özellikle fiyatlamaları belirleyecek temel nokta merkez bankalarının toplantılarına kadar özellikle FED toplantısına kadar açıklanacak veriler. Hani bugün ADP tarım öncü veriyi gördük ama bunun tarım dışı istihdam verisiyle
korelasyonu biraz daha zayıf. Yani hani açıklayıcılığı çok yüksek değil. Özellikle pandemi döneminden bu yana ADP ile tarım dışı istihdam arasında ciddi farklılaşmalar da görebiliyoruz. O nedenle hani piyasalar tarım dışı istihdam verisini gördükten sonra burada biraz daha istihdam üzerine daha net bir yorum yapıp bunu fiyatlamaya yansıtacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında Fed toplantısı öncesinde yine açıklanacak enflasyon verisi de Fed'in kararı üzerine belirleyecek temel nokta. Burada hani bu sürece kadar açıklanacak ekonomik verileri yakından takip ediyoruz. Çünkü Fed yönlendirmesi net bir şekilde veri odaklı hareket edeceği yönünde kuruyor. Ama şunu söyleyebilirim, yani Eylül ayında merkez bankalarından güçlü faiz artımları görüyor olacağız. Çünkü İngiltere'de enflasyon zirve ve rekor yeniliyor. Euro bölgesinde keza öyle. Yani Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası sıkılaşma eğilimlerini ve faiz artımını sürdürüyor olacak. Fed'den de eğer hani veriler destekleyecek olursa, ekstra bir sürpriz yaşanmazsa 75 bas puanlık bir faiz artımı görülebileceği kanısındayım. Yani merkez bankalarının sert faiz artımının, agresif faiz artımını sürdürdüğü bir ortamda küresel çapta bir satış dalgası görmek şaşırtıcı olmaz. Ama hani burada net bir tahminde bulunabilmek zor. Belirsizliklerin ve risk başlıklarının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Yani o nedenle burada hani merkez bankaları bile net bir yönlendirme yapmaktan görece çekindiği, kaçındığı ortamda hani çok net konuşmak zor, ama hani satıcılı bir ay geçirmek benim açımdan şaşırtıcı olmayacak, onu söyleyebilirim. Hatta hani bu Temmuz ayının ikinci yarısından Ağustos ayının son bölümüne kadar küresel tarafta oluşan iyimserlik de bana kalırsa biraz daha abartılı bir iyimserlikti. Burada hani Fed'in agresif faiz artımlarını biraz daha hani sona erdirebileceği düşüncesi piyasalara çok ciddi alım getirdi, ama burada enflasyon yüksek, merkez bankaları sıkılaşmasına devam edecek ve resesyonu konuşuyoruz. Tüm bu risk başlıkları zaman zaman piyasalarda göz ardı edilebiliyor. Bu da yüksek bir volatilite beraberinde getiriyor, ama evet, bu önemli risk başlıkları ön planda kaldığı sürece hani önümüzdeki dönemlerde yurt dışı piyasalarda satış için hala daha alan olduğu görüşündeyim ben. Onurcan çok özür dilerim. Çok önemli bir noktaya geldik. 109'lardayız dolar endeksinde. Yani özellikle 110 baz senaryosu çok koyuluyor. Özellikle Fed'i ve ECB'yi hani boşu zaten devre dışı bıraktık. O dolar endeksini daha da yükselten bir sebep oluyor İngiltere Merkez Bankası'yla birlikte, ama özellikle Euro'yu baz aldığımız zaman dolar endeksinin 110'ların üzerine koşacağı söyleniyor. Şimdi Eylül ayında şirket ödemeleri vesaire baktığımız zaman Türkiye için önemli bir tarih. Dolayısıyla dolar endeksinin gelmiş olduğu bu seviye Euro dolar Türk lirası fiyatlamasında 18-20'leri sanki tutuluyor gibi, o taraftan bir dolar satışı da belki olabilir, bilmiyorum. Geçilmesine sebep olur mu? Bir de Borsa İstanbul'un bugünkü kompozisyonuna baktığın zaman yabancı mı girişi var? Hacimlerde son dönemde bir artış vardı. Bu dolara neden pek fazla yansımıyor aşağı gelmesi anlamında? Şöyle söyleyeyim, yani burada çünkü bir hani son 3 haftalık süreçte bir yabancı girişi var. Bunu açıklanan istatistiklerden görüyoruz ve bu hacim artışının altında yabancı girişinin de etkisi elbette söz konusu. Ama bunun tabii devamlılığı ve sürekliliği ayrı bir konu. Yani içinde bulunduğumuz konjonktürde hani bunun devam eden süreçlerde, aylarda bir trend haline dönüşmesini çok beklemiyoruz. Finansal sonuç dönemi içerisinde özellikle Borsa İstanbul'un dolar bazında ciddi manada ucuz kalmasıyla birlikte belli şirketli sektörlere yabancı ilgisinin arttığını gördük. Ama bunun hani kalıcılığı dediğim gibi veya bu hani 2020 yılından bu yana yabancı takasında ciddi bir düşüş var. Hani burada önemli bir değişim ve dönüşüm çok beklemediğimizi söyleyebilirim. Kur tarafında hani izlenen politikalar ve TL'yi zayıflatacak birçok faktör var. Bu nedenle hani borsaya bir yabancı girişi olsa dahi bunu yurt içindeki döviz talebi buradaki arzı rahatlıkla karşıladığı için kur tarafında bir düşüş görmüyoruz. Yılın kalan bölümünde euro tarafındaki kayıpların derinleşmesi bence muhtemel. Çünkü baktığımız zaman hani tek olay Fed ECB farklılaşması değil. Avrupa önümüzdeki çeyreklerde muhtemelen ciddi bir resesyon sürecine giriyor olacak. Yani Amerika ekonomisinde evet karışık sinyaller var. Ama sistem tarafı falan daha güçlü kalıyor. Fed'in elini burada atlatıyor. Avrupa Merkez Bankası Eylül ayında biraz daha agresif bir çıkış yapabilir. Bu yıl içerisinde faiz artımını sürdürebilir, ama ciddi bir resesyona girildiği süreçte yani bu sıkılaşma eğilimini ne kadar sürdürebilir? Hani bu biraz daha belirsiz açıkçası. Avrupa'da özellikle bu enerji fiyatları ciddi sıkıntılar oluşturuyor ve hani kış ayları oldukça zor geçecek ve hani her hafta enerjide yeni bir rekor seviyeleri görüyoruz Avrupa'da. Bu üretimi ve tüketimi haliyle ciddi oranda etkiliyor. Önümüzdeki süreçte Avrupa'da resesyona girilmesi euro tarafı üzerindeki baskıları arttırabilir. Yani bir seviyesinin altındaki fiyatlamalar kalıcı bir hale gelebilir diye düşünüyorum parite tarafında. Bu tabii Türkiye açısından şöyle bir etkisi var. Euro'nun düşmesi, yani değer kaybetmesi, euro dolar paritesindeki düşüş Türkiye'nin zaten cari işlemler dengesini olumsuz etki ediyor. Bir de Türkiye'nin en büyük ihracat ortağı Avrupa ve Avrupa'nın resesyona girmesi demek ihracat kaleminin baskılanması demek. Yani bu durumdan baktığımız zaman zaten enerji maliyetleri nedeniyle, artan enerji maliyetleri nedeniyle cari işlemler dengesinde bir yükselme görüyoruz, artış görüyoruz.
Avrupa'nın resesyona girdiği, Euro-Dolar parasının düşüşlerinin daha da derinleştiği bir süreç Türkiye'nin cari işlemler dengesini olumsuz etkileyecektir. Bu TL'yi baskılayabilecek birinci faktör. İkinci faktör, yılın son bölümünde yüklü borç ödemeleri var. Yine bu da TL üzerine baskı oluşturabilecek bir durum. Yine bir diğer nokta, malum en son toplantıda Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz indirimi gördük ve Merkez Bankası biraz daha büyümeyi önceleyen bir tavır takındı ve ilerleyen dönemde ihracattaki yavaşlama nedeniyle büyüme kaygıları ön plana çıkacak olur ve Merkez Bankası'nın ek faiz indirimleri görecek olursak bu da TL üzerine baskı oluşturabilir. Yani yılın kalan bölümünde Türk lirası açısından görünümün çok da pozitif olmadığını, hatta bir miktar negatif olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, bu anlamda yabancı özellikle TL ile ilgili görüşlerini bildirmeye devam ediyor. Senden de bu yorumu da almış olduk. Onurcan, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumların için. Haftanın geri kalanında sana da çok kolay gelsin tüm ekibe diyelim aynı zamanda. Kısa bir yere gidiyoruz. Evet, gün sonu devam ediyor ve hocamıza gideceğiz. Değerli bir hocamıza yorum alacağız. Profesör Doktor Zeynep Ökten, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim Murat Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Instagram'da yazışıyoruz. Yayınlara kavuşmuş olduk. Evet. Hocam şimdi gündem büyüme. 7.6 büyümüşüz. 7.5 büyüme beklentisi vardı. İkinci çeyrekte ise %2.1 büyüdü ekonomi. Hane halkın tüketimi %22.5, kamu harcamaları %2.3, yatırımlar %4.7. Büyümede hane halkın harcamaları 13.6 puan katkı vermiş. Şimdi ben kanala gelirken, işe gelirken taksici arkadaş işimizi bildiği için direkt söyledi, büyümüşüz dedi. Ancak benim cebim büyümüyor dedi. Şimdi en önemli nokta şu herhalde, büyümenin hissedilmesi, yani çok önemli bir noktaya. Taksici, emekler arkadaşımız herhalde en önemli noktaya parmak basmış oldu. Öncelikle büyüme rakamını sizden dinleyelim ve bu hissedilemeyen, yani cepler neden büyümüyor diye de sormuş olayım ben size. Murat Bey, yani bir ekonomi programında Karacaoğlan'a değineceğim hiç aklıma gelmezdi ama ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca demiş. Hakikaten ben de bu büyümeye büyüme diyemiyorum ücretli olarak çalışınca. Yani sadece ücretler açısından değil, pek çok kimse tarafından hissedilemeyen bir büyümeden bahsediyoruz. Şimdi tabii büyümek önemli. Yani büyümeyi niye istiyoruz? Büyüme bir rakam, bir gösterge. Ve esasında şunun göstergesi olması lazım. Yani bir ekonomi büyüyorsa işsizlik azalıyordur, bu ekonomide refah artıyordur. Kişi başına düşen gelir artabilir. Bu büyüme zaman içinde bir kalkınmaya yol açabilir. Çünkü her büyüme kalkınma yaratmaz. Ve böylece çok da istenilen bir büyüme haline gelebilir. Şimdi biz büyümeyi, yani diğer bütün ülkeler dururken Çin dışında son iki sene pandemiden beri Türkiye ekonomisi hakikaten büyüme rakamlarını pozitif olarak almakta. Arada bir çeyrek negatife düşsek bile. Şimdi bu büyüme tabii ki istenilen bir şey. Özellikle siyasetçiler açısından son derece önemli bir şey. Çünkü büyüme rakamı biz ekonomiyi büyüttük diye güzel bir gösterge. Fakat içeriğine baktığımız zaman Türkiye'deki büyüme rakamının bize ne getirdi? Bize bir kere gelir dağılımındaki eşitsizliği körükleyici bir etki yaptı. Nereden görüyoruz bunu? İki sene evvel tüm gelirler içinde ücretlerin gelirlerinin payı %40'a yakınken şu anda %25.4'e düşmüş Murat Bey. Yani çok ciddi bir düşüş var. Yaklaşık işte %35-40'lık bir düşüşten bahsediyoruz. Ücretlilerin payındaki düşüş. Sermaye sahibinin, sanayicinin payının arttığını gözlemliyoruz. Bu da gelir dağılımı adaletsizliğini negatif yönde etkiliyor. Yani daha doğrusu gelir dağılımı adaletsizliğini arttırıyor. Dolayısıyla TÜİK'in yapacağı sene sonunda belki de işte Gini katsayısına bakarak yapacağı gelir dağılımı adaletsizliğinin ne kadar arttığını gözlemleyeceğiz. Bunu bir tarafa koydum. Şimdi peki bu büyüme en çok, en yüksek kalemi nereden almış? Tüketici harcamalarından, hane halkı harcamalarından. Peki ya hocam, hem bir yandan fakirleşiyoruz diyorsunuz hem de nasıl oluyor bu tüketim harcamalarının artışı? Sanki şey gibi oluyor hocam, bu ne nane, bu ne turşu değil mi? Yani hani bakıldığı zaman gelirimiz azalıyorsa
Nasıl oluyor da büyümenin içerisinde hane halkı bizim harcamalarımız büyük bir pay alıyor? Evet, şimdi bu esasında işte bize negatif bir şeyin de göstergesi. Yani enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların tüketimlerini öne doğru çektiği ve dolayısıyla da tüketim harcamalarını arttırmak zorunda kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra merak ettim, baktım bir de yaklaşık bir 15-20 gün evvel videoda yayınlandı, benim de röportaj verdiğim Dolce Vella tarafından kredi kartı borçlusu olmak diye. O zaman da zaten bir ay evvel de bütün verilere dikkatle bakmıştım. O veriler bize şunu gösteriyor. Ücretlinin geliri yetmiyor fakat bir şekilde tüketmek durumunda ve bu tüketimdeki fiyat artışları da çok yüksek. Dolayısıyla bu tüketim için gerekli olan parayı kredi kartlarından ve tüketici kredilerinden buluyor. Yani insanlar için Türk İş'in en son yayınladığı rakam son derece çarpıcı. Açlık sınırı asgari ücreti yaklaşık 1900 lira üzerinde. Yoksulluk sınırı da 20 bin lirayı geçmiş vaziyette. Şimdi bu rakamları minimum ihtiyaçlarımızı karşılamak zaten durumundayız. Ve bu sırada da para gelir yetmese, ücretler yetmese bile çok ciddi anlamda bir kredi kartı borçluluk oranı yükseliyor ve tüketici kredisi kullanımı yükseliyor. Ve daha sonra bu bir kısır döngüye giriyor, bunları ödeyememe problemiyle karşı karşıya kalıyor insanlar. Şimdi bu tüketim böyle devam edebilir mi? Artık çok da fazla edemez sevgili Murat. Neden? BBDK ve esasında Merkez Bankası ve aynı zamanda ekonomi yönetimi, bunların hepsi ekonominin karar alıcıları ve şuna karar verdiler ki artık tüketici kredileri konusunda bir kısıtlama getirilmeye başlansın. Öyle herkes istediği gibi tüketici kredisi kullanamasın çünkü bu enflasyonu da çok besleyen bir şey ve dolayısıyla buradaki kısıtlamalar bir zaman sonra evet, insanların zaten artık iyice gelirlerinin düşmesine bağlı olarak tüketimlerinde yavaşlatacak. Tüketimin yavaşlaması gelecek dönemlerde büyümeyi besleyemeyeceği için büyümede de biz büyük bir ihtimalle daha küçük rakamlar, hatta belki negatif rakamlar bile görebileceğiz. O zaman bu çeyrekten sonra biraz daha zorlu bir dönem bizi bekliyor anladığım kadarıyla hocam. Hane halkının bu kadar çok harcama da yapmasını beklemiyorsunuz. Bu arada bakandan da bir açıklama var. Sayın Bakan'a bir şey söylemek ister misiniz diye okuyacağım. Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansının üzerinde %7.6 büyüdü diyor bakan. Ve Sayın Bakan diyor ki Türkiye verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke oldu. 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi de bu dönemde sürdürdük. Dengeli büyüme lafını hocam unutmayalım izninizle. Son 2,5 yıldır makine ve tesisat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde %17.8 devam etti diyor. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz diyor Sayın Bakan. 900 bin kişi istihdam sağladık diyor. Dolayısıyla da işsizlik oranı 10.3'e düşürüyor. Türkiye ekonomi modeliyle elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan dönemleri sürecektir. Artık ekonomimizin alameti farikası dengeli sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir. Şimdi biz Türkiye ekonomi modeli derken dış ticaret açığını daraltan, cari açığımızı fazla veren bir şeydik ama Sayın Bakan bunlara hiç değinmemiş. Şimdi nedir bu Türkiye ekonomi modeli? Sürdürülebilir mi birincisi hocam? Anladığım kadarıyla Türkiye büyümek değil, keşke büyümesek daha iyi olacak bir dönemden geçiyoruz. Yani büyümenin siz negatif etkilerinden bahsettiniz. Sayın Bakan da olumlu etkilerinden bahsediyor. Hiç mi iyi bir şey yok bu büyümenin bu modelde? Şimdi Murat Bey, yani Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamada zaten istihdam rakamı ya da işsizlik rakamı o kadar yüksek kendisi beyan ediyor. %10 küsur ve bu hani açık işsizlik ama onun dışında bir de atıl kapasite, atıl işsizlik oranı var ki biz genellikle onu kullanmayı daha çok tercih ederiz. O %20'lere yakın. Biraz genişletilmiş değil mi hocam o işsizlik evet, tanımı gibi oldu? Evet, genişletilmiş. Yani içinde şunlar var. Hani son bir ay içinde herhangi bir yere başvurmamış. Çünkü yani işte uzun süredir işsiz ve yeni bir başvuru yapmadıysa zaten işsiz sayılmıyor. Açık işsizliğin içinde gözükmüyor. Ama Türkiye'de işsizlik kalıcı bir sorun hale dönüştüğü için insanlar
artık sürekli iş başvuru yapmaktan vazgeçiyor. Yani bir küskünler ordusu var. Ama bunlar her an eğer bir iş hazır olsa girip çalışacaklar. Bunu saydığımızda %20'lere yakın. Onun için bu rakam zaten çok büyük. Diğer ülkelerle de karşılaştırdığımızda çok yüksek bir işsizlik rakamı var. Dolayısıyla büyüme esasında çok yüksek bir istihdam yaratmıyor. Diğer taraftan bakalım Murat Bey, kişi başına düşen milli gelir $9,500 kadar geriledi. Yani biz bundan işte 8-9 sene evvel tam şeyini hatırlamıyorum ama galiba 2014'lerde, 15'lerde $12,000 kadar çıkmıştı kişi başına düşen gelir. Dolayısıyla orada da zaten bir gösterge var ki bu büyüme bize refah da getirmiyor. Kişi başına düşen gelirimizi de arttırmıyor. Enflasyonu çok besliyor. Diğer taraftan baktığımızda cari açığı çok besliyor. Şimdi ben geçenlerde bir yere sunum yaparken Türkiye'nin cari açık rakam şeyinde, grafiğinde koymuştum. Cari açık hep şeyde, yani negatifte duruyor. Cari denge, daha doğrusu öyle diyeyim. Cari denge hep negatifte duruyor. Pozitife geçtiği bir dönem var. O dönemde ekonominin kriz yaşadığı dönem. Yani Türkiye ekonomisi ne zaman negatif büyür, kriz yaşarsa biz cari fazla veriyoruz. O zaman bunu şu tarafa da çevirebiliriz. Ekonomik büyüme cari açıkla birlikte geliyor. Cari açıkta bir zaman sonra mutlaka, zaten şu anda TL'nin geldiği noktaya baktığımızda çok anlaşılır vaziyette, dolar karşısında 18'i geçtik. Bunu gelecek dönemlerde, kış aylarında belki daha zor, daha yukarıdaki rakamlarla karşılaşacağız büyük bir ihtimalle. Şimdi yeni model bize 2021'in sonunda tamamıyla farklı hedeflere gidecek vaziyette tanıtıldı. Ama ne yazık ki bu hedefler tutmadı. O zaman bu büyümenin kompozisyonu değişmedi değil mi hocam? Hani hep Türkiye'nin büyümeyle ilgili olumsuz büyüdüğü ya da işte sağlıklı büyümediği söyleniyordu. Bu Türkiye ekonomi modeliyle birlikte denenen şey yine eski Türkiye'nin büyüme modeli o zaman. Yine sağlıksız büyüyoruz anladığım kadarıyla. Evet, sağlıksız büyüyoruz. Çünkü bunun için çok fazla gösterge var. Temmuz ayının ithalat ve ihracat arasındaki fark olarak dış ticaret açığına baktığımızda son yılların en yüksek rakamına ulaştık. Yani dolayısıyla biz tamam ihracatımız artıyor, ihracattan bahsedelim, çok da güzel bir olay. Büyüme rakamımız pozitif gelmiş, bundan da bahsedelim, bu da güzel olay. Ama diğerlerinden hiç mi bahsetmeyeceğiz? Yani ihracat artarken ithalatın çok daha yüksek oranda artması, yani %145 oranında ithalatımızda artış var geçen seneye oranla baktığımızda. İhracatımızda galiba %35 civarında, tam rakamları hatırlamıyorum ama dolayısıyla aradaki açık büyüyor. Şimdi bizim toptan bu modeli değiştirmemiz gerekiyor. Bunu senelerdir söylüyoruz. Yani hükümet burada, ekonomi yönetimi, tabii seçim öncesi de büyüme hedefini ortaya koydu. Enflasyonla mücadele yerine bir büyüme hedefi ortaya koydu. Tüm makroekonomik kararlarını da bu yönde aldı. Yani Merkez Bankası'nın son yaptığı faiz indirimi, daha doğrusu geçen 2021 Eylül'den itibaren yaptığı faiz indirimlerinin arkasında yatan sebep de bu. Büyümeyi tetiklemek. Ve büyüme ile enflasyon arasında her zaman böyle bir değiş tokuş vardır. Ve büyüme hedefleniyor Türkiye'de. Bu bir kararlılıkla yürütülen bir politika. Fakat ne yazık ki karşımızda devasa bir enflasyon var. Bu kadar yüksek enflasyon olduğu yerde siz büyümeyi sürekli sürdürülebilir hale getiremezsiniz. Sayın Bakan'a bu yüzden katılamıyorum. Belki. Yani enflasyon bir zaman sonra yarattığı diğer etkilerle birlikte, yani işte tüketimi sekteye uğratmasıyla, TL'nin aşırı değersizleşmesiyle, yarattığı cari açıkla ve diğerleriyle bir zaman sonra büyüme modeline sekte vuracak. Evet. Enflasyon diyecek ki asıl önemli olan benim, artık benle ilgilen diyecek. Yani evet, bu karşımıza çıkacak. Onun için de şimdi büyüme için seçilen yolda faiz indirimleri sonrasında pek çok yan etki çıkıyor. Evet. Bu yan etkileri de bir takım mikro tedbirlerle, serbest piyasa modeline sürekli müdahalelerle, işte her gün çıkan resmi gazetede yayınlanan yeni bir kararla
bir takım engellemeler ortaya çıkıyor. İhracatçının üzerine çok fazla yük bindi. Ve bu ihracatçının bir zaman sonra artık üretimini engelleyecek hale gelecek. Şu anda ben donduğum gibi duruyor. Yok hocam, donmadınız ama şöyle bir izninizle araya girmek istiyorum. Şimdi bugüne kadar evet anlıyorum. Hükümetin işte yaklaşık 20 seneden fazladır hükümet ekonomiyle ilgili faaliyette gösteriyor. Ancak bakıldığı zaman ilk defa bu kadar çok büyüme, evet çok önemli tüm hükümetler için, AK Parti hükümeti için de önemli, işte bundan önceki hükümetler için de keza önemliydi. Ancak bakıldığı zaman ilk defa bu kadar %80 üzerine bir enflasyon, alım gücünün bu kadar çok düştüğü, doların bu kadar çok rekor kırdığı bir dönemde az önce benim işte taksici vatandaşımız gibi birçok vatandaşımız da işte markette sepet dolmuyor, işte bizim cebimiz aslında büyümüyor vesaire deniliyor. Şimdi o yüzden bu büyüme bir oy anlamında hükümete bir sizce pozitif katkısı sağlar mı? Eğer sağlamıyorsa son faiz indirimi neden geldi? Çünkü son faiz indirimi, onun öncesinde faiz indirimiyle dolar çok yükseldi, gelir adaletsizliği çok arttı, İstanbul'da birçok kişi evini değiştirmek zorunda kaldı, başka bölgelere taşındı, ters göç başladı vesaire. Şimdi bu acaba hükümet tarafından da bu ekonomi modeli denenirken sorunun yine çözüm adresi olarak hükümet göründüğü için mi vatandaş nezdinde yapılan anket çalışmaları mı var ki bu indirimler devam ediyor, yoksa bilmediğimiz gerçekten de Türkiye ekonomi döneminde başka bir şey mi deneniyor? En azından şu ileride Türkiye ekonomisinin yaşadığı bu deneyim tüm akademik çalışmalar içinde bir veri seti oluşturacak. Yani gerçekten denenmemiş deniyoruz. Fakat şunu da söylemem lazım. Tabii ekonomi gerçekten problemli. Yani çok büyük bir kesim için çok ciddi bir fakirleşme var. Ve insanlar da bu durumdan ciddi anlamda bir şey çekiyor, çile çekiyor, ızdırap yaşıyor. Fakat şu da yapılıyor Murat Bey. Hani bu çünkü mantıklı değil. Ya ekonomi, bu uygulanan model madem bu kadar zarar verdi, seçim öncesi insanlar nasıl oy verecek? Onun arkasından bakıyoruz ki işte 2000 liranın, 2000 liraya kadar olan borçların silinmesinden bahsediyoruz. Evet. İşte afların çıkmasından bahsediyoruz. Yani sistemi, ekonomiyi düzenleyip daha yukarı doğru götürüp artık biz burada bir modeli tutturamadık, vazgeçtik, geri adım atıyoruz ve diğer modele dönüyoruz diyeceğimize, o demin söylediğim mikroekonomik uygulamalarla birlikte çok büyük gelir kaybı yaşayan en düşük gelir grubuna sürekli bir şekilde bir destek verme politikası var. Ya da asgari ücreti yukarı çıkarma politikası var. Yani işte asgari ücretli çalışan en düşük ücretle çalışan gelir grubudur. Onların gelirini telafi edici bir takım önlemler geliyor. Fakat ne yazık ki o gelir grubunun üstünde yaşayan, yani artık orta segment diye bir şey aslında kalmadı. Aslında size bize bir şey gelmiyor. Yani orta gelir, biz gerçekten orta gelir diye bir şey çöktü. Ama hocam asgari ücretle geçinen vatandaşımız da bir hafta asgari ücretle geçindiği zaman evet belki hükümetin yapmış olduğu zamı olumlu fiyat diyor ama önümüzdeki hafta yeni zamlar geliyor. Ev fiyatı tekrar artıyor. Market fiyatı dolar artıyor. Yani aslında o zam da bir şey yaramamış oluyor özetle. Tabii tabii. Bunu zaten Murat Bey daha önce 2021'in Aralık ayında asgari ücret artışları, zamları yapılırken hep konuştuk ya. Yani 2022'de bunun belki iki defa yapılacağı ki işte Temmuz'da tekrar yapıldı bir artış. Dolayısıyla belki ne bileyim Ekim ayında bir ara zam yaparlar mı onu bilmiyorum ama şimdi bir de şunu düşünelim. Hani bu model sürdürülebilir mi? Bir de buradan bakalım. Bu model bu bakımdan da sürdürülemez. Neden? Asgari ücretteki artışlar bir şekilde sanayicinin karlılığı artsa bile, gelirden aldığı pay artsa bile ücretlerin yukarı doğru çıkması hem istihdam yaratmayı engelleyecek bir durum olarak çıkacak karşımıza hem de sanayici diyecek ki ücretler bu kadar yükselince ben bu üretimden vazgeçmeye başlıyorum. Ya da zaten bu ücret politikasının yukarı doğru çıkışıyla birlikte doğrudan yabancı yatırım çok uzun süredir Türkiye'ye gelmiyor. Gelmemesinin pek çok sebebi var. Yani işte adalet konusundaki güvensizlik, kurumlara olan güvensizlik, sürekli uygulanan yeni regülasyonlar,
CDS'in bu kadar yukarı doğru çıkışı, enflasyonun yüksek oluşu. Ama bunun yanında biz baktığımızda şimdi ücretler seviyesinde de sürekli bir oynaklık var. Yani bu sürekli oynaklığı ne kadar öngörebilir yabancı yatırımcı, bunun yanında yerli yatırımcı da. Onun için bu sürdürülebilir bir model değil, fakat kendini sürükleyen bir model. Sürüklüyor. Yani Türkiye ekonomisi o kadar güçlü ki hani bir sürü şey denendi üstünde ama hala yaşamaya devam ediyor. Ve bu arada şunu da söyleyelim, Hindistan ekonomisinin büyüme rakamları %13,5 gibi geldi. Yani son derece yüksek bir, koca bir ekonomiden bahsediyoruz. %13,5 büyüme var. Kanada'nın büyümesi %4'ün üzerinde geldi. Dolayısıyla Suudi Arabistan aynı şekilde baktığımızda büyüme rakamları ikinci çeyrekte pek çok ülkede esasında iyi geliyor. Avrupa dışında, Avrupa'dan yani Avrupa'nın bir yaşlanma durumu var. Aynı zamanda hani biraz evvel söyledik ya, bu sürdürülebilir bir şey mi? Avrupa'nın şu enerji krizi, bakın bugün gene Rusya bir şekilde dedi ki bakım yapıyorum, dolayısıyla doğalgaz aktarımını şu anda kesiyorum. Ne kadar sürecek? Almanya buraya çok bağımlı. Almanya bizim en büyük işte ihracatı yaptığımız ülke, uluslararası ticaret partnerimiz. Orada bu enerji probleminden dolayı bir yavaşlama olursa, evet, biz ne kadar ihracat edeceğiz? Bunların hepsi bir sorunsal. Hı hı. Yani bu kadar başka şeylere bağımlı olacağımıza biz kendi içimizde ayakları yere, evet, basan bir üretim, tüketim ve büyüme modelini oluşturmamız lazım. Keşke bir siyasi parti de manifestosunda hani ekonomik büyümenin sağlıklı olması gerektiğini ve az büyüyeceğiz ama güzel büyüyeceğiz, cebimiz ve gelirimiz, refahımız artacak gibi bir manifesto da yayınlasa. Hoş partilerin siyasi söylemleri Ankara kulislerinde ekonomi konuşuluyor ama böyle laf arasında konuşuyor. Gerçek anlamda bir ekonomik reçeteyi hiçbir partiden ben maalesef göremiyorum şu anda. Keşke bolca burada seçim manifestoları. Gerçi o gün daha gelmedi ama geldiği zaman konuşmak isteriz. Hocam, Moody's Türkiye'nin 2022 TÜFE beklentisini 52.1'den 68.6'ya çıkardı az önce. Büyüme tahminin de 2022'de 4.5, 2023'te %2 olmasını bekliyorum diyor. Capital Economics bugün yaptığı açıklamada Türkiye'de enflasyon kemikleşecek, cari işlemler açığı daha yüksek kalacak dedi ve bu anlamda ülkenin dış kırılganlıklarının arttığını ve liranın kayda değer kayıplara yatkın olmaya devam ettiğini söylüyor ve bu anlamda Türk ekonomisi güçlü bir büyüme görüldü. Yüksek küresel enerji fiyatları ve hane halkı enflasyondaki yükselişten korumaya yönelik politikalar enflasyonun kemikleşeceği ve cari işlemler açığının daha yüksek olmaya devam edeceği anlamına geliyor dedi ve bu anlamda liranın da değer kaybını bekliyor hocam. 18-20'lerdeyiz. Nasıl bir Türk lirası olacak? Bu enflasyonu da bozan, daha da artıran bir sebebe işaret ediyor. Ne dersiniz? Ne yazık ki öyle. Yani kış aylarında bizi çok daha zorlu günler bekliyor sevgili Murat. Çünkü biliyoruz ki ciddi ödemelerimiz var. Çok ciddi vaziyette döviz ihtiyacımız var. İşte bu döviz ihtiyacını giderebilmek için Merkez Bankası'nın en son çıkardığı karar var. İşte zorunlu karşılık oranlarını bir şekilde yukarı doğru çıkartıyor. İnsanlar KKM'den vazgeçmesin. Bankalarda bu konuda bir eğer ikna edemezse müşterilerini bir bedel ödesinler diye. Ama bunlar alınan ferdi kararlardır. Bankalar ne kadar bu konuda etkili olabilirler? Bu alınan önlemlerin, alınan kararların hepsi esasında TL'nin zaman içinde değer kaybını tabii ki merkezi yönetim tarafından, ekonomi yönetim tarafından da biliniyor olması. Yani bu farkındalık farklı bir takım yöntemlerle TL'nin değerini stabil tutmaya çalışıyor. 18 civarında tutmaya çalışıyor ama ne kadar tutabilir? Çünkü kış aylarına geliyoruz. Enerji ihtiyacımız artacak. Dünyadaki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar malumumuz. Diğer taraftan enerji krizi hala ayakta. Ha bir de büyümeye ilişkin olarak şunu söylemek istiyorum. Tarımın payı negatif. Yani tarım küçülmüş. Gıda krizinin bu kadar yüksek olduğu, gıda ürünlerindeki fiyatın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bizim tarımımızı da ne yazık ki teşvik edip büyütememişiz. Tamam, bir kuraklık var ama diğer taraftan da bu insanların karnının doyması lazım. Onun için tarımdaki üretimin esasında artmış olması. Hocam daha kötüsünü söyleyeyim ben. Tarımda ne kadar envanterimiz olduğunu bilmiyoruz. 30-40 saniyemiz kaldı ama hani tarım tam payı azalması Türkiye gibi topraklar için çok üzücü bir tablo. Ancak
Allah korusun yani her tarafımızda savaş vesaire var ama hani biz toplum olarak sadece kendi ektiğimizle geçinmek istesek ne kadar nohutumuz, pirincimiz, mercimeğimiz var, böyle bir envanter tutulmuyor bu ülkede. Evet, ne yazık ki öyle. Yani uzun süredir biz tarımı bir tarafa koyduk. Nasıl olsa besleniyoruz diye düşünüyoruz. Dünyadaki tarım fiyatları da bize daha uygun geldi. Evet. Ve ne yazık ki tarımda uluslararası ticareti ve ithalatı çok da teşvik ettik. Yani bu ülke patates, soğan bile ithal etti. Onun için bir bağımlılığımız var dışarıya karşı. Tüm bunlar son derece zorlu bir kış ayının bizi beklediğini gösteriyor. Yani daha üçüncü çeyrek rakamları gelmedi. Bir de turizm artık duracak. Turizmden iyi bir gelir geldi ama turizm de duracak. Ondan sonraki dönemde göreceğiz bakalım. Hayırlısı olsun, ne diyelim. Hocam çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ya çok bir gün bir güzel haber vereyim ya. Bir gün de değil mi şöyle iç açıcı konuşayım falan yani. Hani kimse benimle konuşmak istemiyor artık. O kadar sıkıcı oldum ama. Neyse hocam, sizin oğlan evlendi mi? Güzel haber. Ya sormayın, bir de o var yani. Değil mi? Yani güzel haber, onu vereceğiz inşallah. Masrafları var. Onun için böyle canımız yanıyor. Onun da kötü tarafından bakıyorsunuz. Ben oğlan evlendi, güzel haber olarak paylaşacak, evlenecek diye. Neyse inşallah başka haberler paylaşırız. Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kısa bir yere gidelim. Evet, devam ediyoruz global piyasalara. Bugün Avrupa'da enflasyon rekor kırdı. Bundesbank'tan şahane açıklamalar var. Fed'den, Williams'tan faiz oranında yükselmeye devam etmeli dedi. Üzerine zaten geçen hafta da Jerome Powell konuşmuştu. Philip Capital, yurtdışı piyasalar satış müdürü Burcu Kıratlı bizlerle. Burcu Hanım hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Merhaba Murat Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi baktığımız zaman küresel piyasalardaki o volatilite, oynaklık devam ediyor. Tüm gelişmeler sizde. Global piyasalar dediğiniz gibi Jackson Hole etkisinden hala kurtulamadı diyebiliriz. Bugün aksiyadan başlayacak olursak ama Çin imalat sektör PMI rakamı Ağustos ayında yine daralma çizgisinde ve 49.4 olarak açıklandı rakam. Bu rakam geçen aya göre binde 4 yukarıda, biraz üstünde ama sınır olarak kabul edilen 50 çizgisinin hala altında ve Covid kapanmaları neden olduğu zayıflık Asya'da satışlara sebep oldu. Enflasyon rakamları da global taraftaki endişeyi artırıyor. Euro bölgesinde enflasyon Ağustos ayında %9.1 ile yeni bir rekor seviyeye yükseldi ve beklentileri aştı. Tabii bu rakamlar Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantısında daha büyük bir faiz artırımı yapılması yönündeki baskıyı da artırıyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı yaptığı konuşmada ECB'den yüksek enflasyon beklentisini durdurmak için artık kararlı bir tepki vermesini istedi. Ancak bankanın güvercin baş ekonomisti ise salı günü yaptığı konuşmada daha kademeli adımları tercih edeceklerini söyledi. Bir yandan enerji krizi devam ediyor ve Avrupa Komisyonu Başkanı'nın elektrik fiyatlarına dair reform yapma planı açıklaması dün yaşanan en önemli global gelişmeydi. Ancak Rusya'nın kuzey yakın boru hattından gaz arzını 3 günlük bakım için durduracağını açıklaması bu konuda kış aylarında yaşanabilecek daha büyük kapanma korkularını tetikliyor diyebiliriz. Tüm bu sebeplerle Avrupa piyasaları bugün genel anlamda negatif bölgede yer alan piyasalarda. Amerika'ya baktığımızda 3 günlük kaybın ardından bugün vadeli piyasalar artmaya başladı. Gün boyunca artıda bu kazanımlarını sürdürmeye çalıştı. Bir yandan da özel sektör istihdam verisini izledik. Piyasa yeni metodolojiyle açıklanacak bu rakamı ne kadar ciddiye alabileceğini endişe etse de 288 bin olarak açıklanması beklenen rakam 132 bin olarak açıklanınca Cuma günü tarım istihdam verisinde 300 bin olarak beklenen rakamın daha az geleceğine dair umutları da yeşertti. Çünkü FED enflasyondan sonra istihdam verilerini de ekonomik soyumaya dair önemli işaretler olarak izliyor ve Jackson Hole sonrası düşüncemiz bundan sonra farklı veri setlerine de FED odaklanacak karar vermek için dolayısıyla piyasanın verilere daha da duyarlı olduğu bir dönem olacak önümüzdeki günlerde. Bugün odakta olan konu ise Snap ve bilgisayar sektörü için hayal kırıklığı yaratan bilançosuyla açılış öncesi işlemlerde %6'nın üzerine düşen
HP'ydi. Tüketici elektroniğine yapılan harcamaların düşmesi rakamların tahminlerle uyumlu olmasına rağmen Best Buy'ın da kazançlarını etkiledi ve endeksler yine negatif bölgede. S&P'de Temmuz ayından beri ilk defa 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yaptık. Eğer 4010'un üzerindeki kapanış gelmezse 3900 desteği kısa vadeli destek olarak hareket olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Emtia tarafında dün dikkat çekici olay petrolün ciddi düşmesiydi. Bugün de düşüş devam ediyor. Buradaki momentum zayıflığından bir süredir bahsediyoruz. Ham petrolde 90 doların altındaki kapanışlar oldukça önemli ve Amerika'da gerçek resesyon risklerinin artması petrol fiyatlarında satış, altın fiyatlarında yükseliş olarak karşımıza çıkmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Ancak bugün petrol stokları verisi sonrası satışlar daha da artarsa kısa vadede ham petrolde 87-85 dolar desteğine kadar geri çekilme bekleriz. Altın tarafında ise 1725-1700 bandına doğru kısa vadeli geri çekilmeler devam ediyor gibi dursa da bu seviyeleri orta uzun vadeli alım yerleri olması açısından önemli takip ediyoruz Murat Bey. Burcu Hanım çok teşekkür ederiz. Mesain sonu geldi ama hafta bitmedi. Hafta gelende bol başarılar, mesainiz kolay olsun diyelim efendim ve devam edelim. Borsa İstanbul'un sunduğu gün sonu programı devam ediyor. Evet, bir haberimiz olacak. Sonrasında da konumuz olacak efendim. Yavuz Selim İşleyen birazdan bizlerle birlikte ama öncesinde Gürbağ gruba gidelim. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhiti. 2021 yıl listesinde yer aldı. Gürbağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağban ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Gürbağ Grup, dünya inşaat sektörüne yönelik en köklü ve saygın değerlendirme olan INR dergisinin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi 2022 yılı listesinde yer aldı. Uzun yıllardır listenin değişmezleri arasında yer alan Gürbağ Grup, bu yıl dünya sıralamasında 181.liğe yükseldi. Türkiye'den ödül alan 48 firma arasında yer alan Gürbağ Grup adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağban'a verildi. Bağban ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödül töreni sonrası konuşmasında Halil Bağban, Gürbağ Grup olarak Türkiye ve yurt dışında çeşitli prestij projelerinin yapımını sürdürdüklerini belirterek, her türlü inşaat faaliyetlerinde küresel kaynakların korunmasında, uluslararası norm ve standartları bünyesinde uygulayarak, dünya ile aynı dili konuşmak amacıyla küresel kalite zinciri içerisinde yerini almak istiyoruz ifadelerine yer verdi. Devam ediyoruz ve konuğumuza gidelim. Albaraka Türk ekonomisti Yavuz Selim İşleyen olacak karşımızda. Hoş geldiniz. Öncelikle Sayın İşleyen, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Gayet iyiyim. Şimdi bakıldığı zaman önemli bir aya giriyoruz değil mi? Ağustos ayını bitirdik. Kazasız belasız diyelim. Baktığımız zaman Eylül ayında oldukça önemli datalar gelecek. Hem İşte bu cuma ABD tarafında her yılın, her ayın ilk cuması olduğu gibi istihdam rakamlarını okuyacağız. Aynı zamanda FED toplantısı, ECB toplantısı derken çok kritik bir dönemdeyiz. Dolar endeksi 109'larda. Dolayısıyla bizim kur tarafına baktığımız zaman Türk lirasındaki zayıflamanın Eylül ayı içerisinde devamını bekler misiniz? Siz Albaraka Türk olarak özellikle FED ve ECB'den nasıl beklentiniz var ve bu da dolar sepetini sizce nasıl etkileyecek? Murat Bey, şimdi şöyle dediğiniz gibi Eylül ayı çok yoğun bir gündem ayı olacak. Yani enflasyon verisi, istihdam verileri, PMI verileri bu ay içinde takip edilecek. Ve Ağustos ayı içinde FED ve ECB toplantıları olmadığı için onlar da tabii Eylül ayına sarktı. O yüzden hem küresel gündem için hem Türkiye için Eylül ayı son derece önemli olacak. Öncelikle sonunuzdan başlayayım. Yani direkt FED ve ECB'nin bizim tahminimizi belirteyim. Yani Jackson Hole toplantısından, Powell'ın açıklamalarından, bizim anladığımız açıkçası yani Fed'in 75 bas puanla bir ay daha devam edeceği yönünde. Çünkü yani orada istihdam verileri kuvvetli geliyor. Yani açık iş sayısı yani vesaire açık iş sayısı özellikle Powell'ın bu agresif tutumunu daha da güçlendirici bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu Jackson Hole toplantısında dikkat çeken ve Fed'in agresif tutumunun başka bir göstergesi olarak nitelendirilebilecek bir de yani 2023 içerisinde bir faiz indirimi, en azından ilk yarısı için bir faiz indirimi planlamıyoruz.
şeklinde gelen bir haber akışı var. Bu tabii agresifliği daha da arttıran bir şey. Biz dolayısıyla Eylül ayında 75 bas puan ve yılın geri kalanında 50'şer bas puanlık indirimlerle beraber yaklaşık bir 125 bas puanlık daha artışla %4 seviyesine çıkacak bir FED faiz oranı bekliyoruz. Zaten bütün gelen veriler de aslında bunu teyit ediyor ama bu noktada hani enflasyon verisi çok önemli. Ayrıca dediğiniz gibi tarım işçi istihdam verisi de bu açıdan önemli. Yani yılın geri kalanında sadece 50 bas puanlık bir faiz artışı yapılacak yoksa 75 bas puan devam edilecek. Burada muhtemelen enflasyon beklentisi ve istihdam verileri etkili olacak. ECB tarafında tabii biraz daha durum karışık. Yani Amerika tek bir kütle olarak durmasının büyük faydasını görüyor. ECB tarafında yani Fransa'da mesela düşen bir enflasyon verisi mevcut. Ama Almanya'da yükselen bir enflasyon verisi mevcut. Euro bölgesine baktığımız zaman da beklentilerin de üstünde bugün geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir enflasyon verisi bugün geldi galiba sanırım. Yoğunluktan kaçırmış olduk. Evet bugün açıklandı Yavuz Bey. Evet bugün çok ciddi bir artış oldu. Beklentinin de üstüne geldi. Burada daha da dikkat çeken yani çekirdek enflasyonda da ciddi bir artış var. Evet bu da beklentileri aşan bir durum ve burada benim daha çok dikkat etmek istediğim aslında ECB'nin şu an enflasyon beklentilerini kıramaması önündeki en büyük problem olarak duruyor. Dolayısıyla ECB burada muhtemelen bir miktar daha agresif tutum sergileyecek. Zaten şu an piyasada fiyatlamalarına baktığımız zaman 20 gün öncesine göre, bir ay öncesine göre 75 bas puan, Eylül ayı için 75 bas puan beklenenlerin oranı çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Ben zaten o dönemde 75 bas puan yapacaklarını düşünüyordum. Şu anda da 75 bas puanlık bir faiz artışı yapacağını düşünüyorum ECB'nin. Dolayısıyla Eylül ayında hem FED'den hem de ECB'den 75 bas puanlık bir faiz artışı bekliyoruz. Ve bu faiz artış trendinin sene sonuna kadar da hem FED tarafında hem ECB tarafında devam edeceğini öngörüyoruz. Bu tabii şu an dolar endeksi hatırlayabildiğim kadarıyla 109 seviyesinde. Yani küresel olarak yaklaşık 110 bandı bekleniyor ama ben hani yen tarafını, Çin tarafını vesaire düşündüğümüzde Fed'in bu agresif yapısının devam etmesi halinde 110 seviyesini bile hani belli dönemlerde aşabilecek bir dolar endeksinden bahsetmenin mümkün olacağını düşünüyorum ama genelde muhtemelen yıl sonuna yani yılın geri kalanın büyük bölümünde %10, %9 seviyelerinde DXY'nin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu şekilde bir cevap vermiş olayım en azından Fed ve ECB tarafına. Şimdi tabii bugün bakılızdan Theresa Master diyor ki faizler 2023 başında %4'ün üzerine çıkmalı. John Williams da diyor ki faiz oranının yükselmeye devam etmeli. Şimdi FED'in son toplantısında, daha doğrusu Jackson Hole toplantısında son konuşmasında Sayın Başkan'ın Jerome Powell'ın anladığımız kadarıyla bu faiz artış döngüsü 2023 senesinde de bizi bekliyor. Şimdi böyle bir ortamda siz dediniz ki en azından dolar endeksi biraz hani buralarda törpülenir, 109-110'larda devam eder. Bu fiyatlamalar, bu haberlerin birçoğunu fiyatladı gibi bir algı da var. Ancak TL gibi paralarda nasıl bir etkisi olacak? Merkez Bankası'nın faiz indirdiği, işte bugün de ZK adımları var ama genel olarak hani TL'nin biraz çıpasız ve savunmasız kaldığı bir dönem. Daha fazla derinleşen bir Türk lirası kaybını bekliyor musunuz? Yoksa buralarda artık dengelenir mi? Çünkü 18-20'lerin çok kritik bir seviye olduğu söylüyordu uzmanlar. Ve özellikle HSBC gibi yabancı kurumlar 20 ve üzerinde bir dolar bekliyor. Societe Generale gibi yabancılar. Ama Türklerden maalesef çok yorum alamıyoruz. Bu ülkede yaşadığımız için tabii Türk lirasının ne kadar farklı dinamikler olduğu da farkında olduğumuz için çok farklı analizler de gelebiliyor ya da biraz şart konulabiliyor. Daha temkinli cevaplar da gelebiliyor. Çok iyi anlayabiliyorum. Ama nasıl bekliyorsunuz dolar kurunu? Ben yine de sormuş olayım size. Ya dolar kurunda tabii yani dediğiniz gibi Türkiye'de dolar kurunu etkileyen farklı etkenler mevcut. Yani reskont kredilerini burada baz alabiliriz. KKM tarafından gelen döviz mevduatlarını baz alabiliriz. Hatta bu son dönemde gece gelen tebliğde de ticariler tarafında da bir KKM teşviği geldi. Dolayısıyla burada bankalar döviz mevduatlarını, KKM yani ticarilerin döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata geçirmeye gayret gösterecekler. Dolayısıyla burada bir yani Merkez Bankası rezervlerine çok ciddi bir giriş söz konusu olacaktır. İhracat tarafında da yaşanan bir gelişme yine Merkez Bankası rezervine katkı yapıyor. Biz son dönemde özellikle Türkiye'ye yani İEM'lere genel olarak bir yani sermaye piyasalarına bir giriş var. Türkiye'ye son dönemde net bir yabancı girişinden bahsetmek mümkün. Ve bu sürecin devam etmesi halinde yani doların hani kademeli olarak hani artsa bile kademeli bir artış trendinde olabileceğini düşünüyoruz. Bu da tabii küresel olarak da doların güçlenmesiyle doğrudan etkili. Ama hani dediğiniz gibi bizim zaten
öyle bir yetkimiz olmadığı için hani bir net bir seviye vermemiz ya da başka bir çok detaylı bir öngörüde bulmamız çok doğru olmaz. Ama hani dediğim gibi hani küreselde bir doların artışını beklemekle birlikte iç dinamiklerden kaynaklanan bir dolarda o derece büyük bir artışın en azından kısa vade içinde olmayabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki riskler yukarı yönlü ama yani kısa vadede öbür taraftan da rezervlere girecek paraları da mevcut olduğunu düşünüyoruz diyebilirim. Borsa neden pozitif ayrışıyor sizce? Ya borsa yılbaşından beri yaklaşık %65 civarında arttı diye hatırlıyorum. Yani burada enflasyona karşı çok ciddi bir araç oldu. Yani enflasyonun artışına hane halkı tarafında özellikle çok ciddi bir karşılama aracı oldu borsa. Ve bunun yani yabancıların bir kere son dönemde girişi var ve bankacılık endeksinde bu açık şekilde görülüyor. Yani son 1,5 ayda bankacılık yaklaşık %50 primlendi diye hatırlıyorum. Burada çok ciddi bir yabancı etkisi var. Hane halkı tarafında da yani birikimlerini kur korumalı mevduata koymak istemeyen vatandaşlarımız bu çok ciddi bir borsaya giriş sağladılar. Yani buradaki yatırım sayılarından da bu aslında belli oluyor ve işlem hacimlerinden de bu açıkçası belli oluyor. Ben hani bu borsadaki artışın aslında enflasyon ve yani giden trene insanların binme telaşını olarak yorumluyorum aslında. Çünkü bir hareketlenme olduğu zaman özellikle bankalar ve büyük şirketler tarafında borsanın ve bütün finansal piyasaların birikimi aslında o tarafa akma eğiliminde oluyor. Ve özellikle Temmuz ayındaki ücret artışları da aslında bu yatırım araçlarında çok ciddi bir destek oldu. Dolayısıyla hani sene sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde ben Ocak ayındaki tekrar ücret artışlarında da yine bir yatırım yani borsa yatırımına tekrar kayış olabileceğini değerlendiriyorum. Özellikle burada BES tarafı da önemli etken. Yani BES'teki fonların da yani borsaya yönlendirilmesi o da tabii borsayı pozitif etkilen bir şey. Ama son dönemdeki artışta tabii ki yabancı payını da görmezden gelmemek gerekir. Bugünkü büyüme rakamlarına dair neler söylemek istersiniz? Biz büyümeyi çok fazlasıyla konuşmaya çalıştık şu anda. Özellikle büyümenin önümüzdeki dönemde bir miktar daha yavaşlayabileceği söyleniyor. Ancak şu anda mevcut gelen büyüme rakamları hem beklentinin üzerinde hem de OECD ortalamasının oldukça üzerindeydi. Bu büyüme sizce sağlıklı mı ve önümüzdeki döneme dair umut mu veriyor yoksa bir miktar cari açığı daha da derinleştirecek mi ne dersiniz? Ya büyüme tarafında yani ilk çeyrekten daha yüksek gelen bir büyüme söz konusu. Burada tabii net ihracatın katkısı cari açık tarafından cari açık açısından da önemli. Aynı zamanda bu yerleşken hane halkının tüketimi de özellikle enflasyon kaynaklı tüketimi de büyümenin büyük bir bileşeni olduğu geçtiğimiz iki çeyrekteki gibi. Yani üçüncü çeyrekte şu ana kadar gelen veriler yani bir ay geçti üçüncü çeyreği başlayalı. Gelen veriler aslında büyüme kaybının başladığını gösteriyor. Ama bunun ne derece olabileceği konusunda çok aslında bir bilgimiz yok ama Avrupa'da bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Avrupa bizim büyük bir ticaret ortağımız. Özellikle Çin tarafında da büyümenin çok ciddi büyüme kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla ticaretin gerilemesi burada bizim net ihracatın katkısını da düşürebilir. Yani net ihracat rakamında bir miktar bir gerileme ya da bir baskı unsuru oluşturabilir bu durum. Hatta reel sektör tarafından gelen bilgilerde de hani özellikle hani belli sektörlerde Avrupa'ya ihracatımızın olduğu sektörlerde bir miktar sipariş düşüşü gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada da yani yılın geri kalanında bir ivme kaybından bahsetmek mümkün ve bizim de beklentimiz bu yönde ama yani şöyle sene sonu bir mesela büyüme verisi beklentisi vermem gerekirse yaklaşık bir %5,5'luk bir büyüme öngörüyoruz. Moody's zaten galiba %4,5'luk bir büyüme beklentisi açıkladı. Biz zaten şu an yani hiç büyümese geri kalan yılın geri kalan döneminde sıfır büyümeyle atlasak galiba %5,9 ya da %6 seviyesinde bir büyüme olacak. Biz de dolayısıyla bir çeyrek ya da iki çeyrekte ufak küçülmelerle birlikte toplamda yıl genelinde %5,5'lik bir büyüme öngörüyoruz. Bu tabii ya cari denge tarafı yani ham madde kaynaklı olarak cari denge tarafı biraz büyümenin yani büyüme cari denge ilişkisi bu sefer bu yıl biraz daha farklı olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü cari dengede ham madde fiyatlarının etkisi şu an çok yüksek. Muhtemelen onu önümüzdeki dönemde biraz da gözlemleyebileceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da yani çevrimsel etkilerden arındırılmış cari denge pozitifteydi. Dolayısıyla hani bunun büyümeye katkısını ya da zararını ölçmenin ben
o kadar şu an için o kadar kolay olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla yani bu yıl sonu bittikten sonra ya da ham madde fiyatları biraz daha geriledikten sonra biz bu cari dengenin büyüme etkisini biraz daha doğru değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Tabii burada bir de büyüme vesilesi şundan bahsetmek mümkün. Yani inşaat dışındaki yatırımlarda bir ivmelenme görülüyor. Aynı zamanda finans sektörü, yani finans ve hizmet sektörü demek lazım aslında. Finans ve hizmet sektöründe çok ciddi payının arttığını görüyoruz. Bunda tabii ki zaten sektör karlılık rakamlarından ya da bankacılık karlılık rakamlarından buna aslında anlamak mümkün. Gerçekten ciddi bir büyüme sergilendi ama buradaki makine teçhizatlarda, az önce bahsettiğim makine teçhizatlardaki büyümenin devam etmesi halinde yani bu sürdürülebilir büyümeye bir miktar daha katkı sunabilir diye, yani makine teçhizat yatırımı sürdürülebilir büyümeye biraz daha katkı sunabilir diye düşünüyoruz ve yani işte dediğim gibi yıl sonu beklentimizi de bu şekilde vermiş olayım. Daha yeni güncelledik çünkü %5,5 seviyesinde bir büyüme biz evet. öngörüyoruz yıl sonu için. Evet, enerji fiyatları ve artan maliyetlerden dolayı da aslında burada cari açıkla ilgili negatif korelasyonun da devam edeceğini, farklı bir yıl içinde olduğumuzu aktarmış oldunuz. Petrol tabii merkez bankalarının politikalarını sıkılaştırması, Çin'in sabah biliyorsunuz imalat PMI rakamlarının daralma bölgesinde kalması ki 16 Eylül'de Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin işte konferansı olacak. O tarafta muhtemelen sıfır Covid politikası ve işte büyüme rakamları, aynı zamanda Tayvan meselesi gibi oldukça kritik konulara değinecek Sayın İşleyen. Bu anlamda bakıldığı zaman bu beklentilerle yavaş bir küresel büyüme beklentisini ortaya koydu petrol. Bugün %3'e yakın bir düşüş var ki tam anlamıyla Brent %2.92 düşüyor, $96.41. Bu taraftaki geri çekimin devam edip etmeyeceği noktasında ne düşünürsünüz? Şu anda sıkı para politikaları sizce resesyonu önüne geçecek mi yoksa daha da fazla derinleştirecek mi ve enerjiye etkisi ne olur petrole? Şimdi şöyle, yani petrol tarafında farklı dinamikler de mevcut. Yani şu anki düşüşte kesinlikle sıkılaştırmanın biz adımlarını kesinlikle görüyoruz. Yani tıpkı düşüşte de genişlemenin adımını gördüğümüz gibi burada da bir para politikasının etkisini görmek mümkün. Ama petrol tarafında çok daha fazla değişken var. Özellikle yani arz tarafında şu an ne olacağı belli değil aslında. Yani şu an arz tarafını düşünmediğimiz zaman sıkılaştırıcı para politikaları ve yani resesyon beklentileri, küresel resesyon beklentileri ki ben ciddi bir yani Avrupa ve özellikle Çin tarafında bir resesyon bekliyorum. Amerika'da teknik olarak bir resesyon hali olsa bile istihdam piyasasının güçlü olması ekonomik aktivitenin bir miktar daha canlı olduğunun kanıtı olduğu için Amerika için aynı şeyi düşünmüyorum ama küresel ölçekte baktığımız zaman bir resesyon beklentisi mevcut. Şimdi bunu ve sıkılaştırıcı para politikalarını göz önüne bulundurduğumuz zaman aslında petrolde çok ciddi bir düşüşün gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. Ancak bunun önünde bir takım riskler var. Bildiğiniz gibi hani OPEC üyeleri de dönem dönem buradaki üretimlerini çok rahat şekilde değiştirebiliyorlar. Suudi Arabistan zaten G20 ülkeleri içerisinde hani bizden çok büyüyen galiba tek ülke. Bunda petrolün katkısı tabii ki yadsınamaz ve burada OPEC üyeleri muhtemelen petrolün çok fazla düşmesini istemeyeceklerdir ve üretimlerini buna göre organize edeceklerdir. Ayrıca arz tarafında yani Irak ve Libya'da şu an siyasi bir takım karışıklıklar mevcut. Oradan gelen haber akışı, oradaki gelişmelerin ne olacağı ve önümüzdeki dönemde oradaki petrol arzının hani şu an için çok bir etkilenmedi petrol arzı bundan. Ama önümüzdeki dönemde bundan etkilenecek mi? Bu da çok önemli. Yani sadece petrolü sadece resesyon ve sıkılaştırıcı para politikasıyla değerlendirmek şu an bir miktar yanlış bizi yanlış anlamalara sebep verebilir. Genel resmi kaçırmamıza sebep olacak değil mi? Ama bugün en azından bundan dolayı düştü ama genel resimde dediğiniz gibi birçok bileşeni var. Yavuz Bey araya girmiş gibi oldum, özür dilerim. Son dakikalara girince bir soru daha iliştirmek istiyorum. Ons altında da bir türlü hani enflasyon ve resesyona karşı güvenli liman algısı vardı ancak şu anda güçlü dolar ons altını sattırıyor ters korelasyonun. Dan ötürü 1720 dolardayız. 1000 lirada gram altın fiyatı. O tarafta beklentiniz hemen alalım. Gram altın için uygun seviyeler mi? Düştükçe alalım yoksa bu tarafta biraz daha geri çekime bekliyor musunuz? Yani dolar TL'de anladığım kadarıyla çok bir geri çekime beklemiyorsunuz. Dolayısıyla gram altına buralar herhalde alım için uygun gibi. Sizin analizden yola çıkarak tahminde bulunuyorum. Evet yani ama bu bir yani yatırım danışmanı olmadığım için şimdi böyle bir alım bölgesi olarak bir şey netlendirmem benim çok doğru olmaz. Ama hani ons altınla ilgili hani şunu söylemek gerekir, şunu söyleyebilirim. Yani FED politikaları tabii az önce söylediğiniz gibi sizin de hani FED ve ons altın tarafının ters korelasyon içinde olduğu kuvvetli bir yani varsayım diyebiliriz aslında biraz o şekilde diyebiliriz. Ama burada hani savaş da birazcık aslında sakinleşti
gibi gözüküyor ve bir politik belirsizlik ve bir savaş ortamı olmadığı müddetçe bu korelasyon muhtemelen devam edecek. Dolayısıyla hani FED tarafında daha çok faiz artışının daha yüksek olması ONZ altında dolar bazında tabii ki bir miktar baskı altında bırakıyor. Yani gram altında hani ONZ altın ve TL bazında bir fiyatlama olduğu için hani onun alım bölgesi ya da satış bölgesi neresidir onunla ilgili çok bir analizimiz yok. Ama hani ONZ altında bu FED politikası kaynaklı bir miktar hani bu seviyelerin yani bu seviyeler FED politikası için aslında makul. Evet. FED politikasına cevap olarak bu seviyeler makul gözüküyor. Doğru. Bir ekonomiste gram altı fiyatı ne olur diye soru sormak aslında evet. Benim mesleki adam kusura bakmayın orada gözden kaydım ama 10 saatte ilgili dinamiklerinizi öğrenmeye çalışmıştım. Oradan bir yoruma çıkarız diye ama izleyici çok güzel aldı. Çok teşekkür ederiz. Güzel özetlediniz Yavuz Bey. Yavuz Selim İşleyen, Albaraka Türk ekonomistiyle efendim konuşmuş olduk. Bu hafta gözler ABD tarafından açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları, Almanya tarafından ticaret dengesi. Yarın da bizim Merkez Bankası'nın haftalık para ve menkul kıymet istatistikleri var. Bakalım yabancılar ne kadar almış, ne kadar satmış diyelim. Programın da sonuna geldik efendim. Sonrasında 19 sonrası bir kez daha görüşmek dileğiyle. Borsa İstanbul gün sonu programını sundu.